Az TV ekranlarından merhabalar, iyi haftalar sevgili izleyenler. Sağlık Hattı programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Özel Hayat Hastanesi'nden kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Uğur Demirci olacak. Hocamızla yetişkinlerde ve çocuklarda boyun kitlelerini konuşacağız. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi ve sorularınızı 224 alan koduyla 261 11 88 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilirsiniz diyelim ve hocamıza dönelim. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Bugün boyun kitlelerini konuşacağız. Tanısı nasıl konu, evet. Tedavisi nasıldır, riskli bir hastalık mıdır? Bütün bunların bilgisini sizden alacağız program süremiz boyunca ama dilerseniz öncelikle boyun kitleleri nasıl oluşur diyerek başlayalım programımıza. Boyun kitlelerinin oluşması sebebine göre değişir. Bazı kitleler doğumsal olabileceği gibi, yani doğumdan beri orada olabileceği gibi. Yine bazı doğumsal kitleler küçük olup 20'li yaşlarda ortaya çıkabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Çevresel faktörlerin etkisiyle olabilir, genetik faktörlerle olabilir, kişilerin kullanım alışkanlıklarıyla olabilir, meslekleriyle ilgili olabilir. Yani sebebi doğumsal kitle ya da sonradan kazanılmış kitlenin nedenine göre değişiyor. Yani hepsinin sebebini tek tek bahsettiğim yerlerde söyleyeyim isterseniz. Evet, o zaman neden oluşur diyelim. Çevresel faktörler, alışkanlıklar, genetik faktör dediniz. Peki bunların önemi nedir ve çevresel faktör dediniz, nedir bu faktörler? Bunun da bilgisini alalım sizden. Kişinin kullanım alışkanlıklarından en sık bizi zorlayan sigara ve alkol kullanımı, baş boyun bölgesinde ağızdan başlayarak mideye kadar uzanan solunum ve sindirim sisteminin başlangıç kısmında alkol ve sigara çok etkiliyor. Özellikle gırtlak, ağız, dil, yutak, damak, dudak, bu bölgedeki kötü huylu hastalıkların ve burun ve sinüslerle alakalı kötü huylu hastalıkların en önemli sebeplerinden sigara ve alkolü sayabiliriz. Çevresel etkenler, asbest maruziyeti, benzen maruziyeti gibi hani mesleksel maruziyetlerden dolayı da kanserler görülebilmekte. İyi huylu kitlelerde human papillomavirüs, bu sihirler olarak bilinen iyi huylu kitleler var mesela, çevresel etkenlerle oluşabilecek olanlar. Genel anlamda bunlar çevresel olarak. Evet, peki hocam hangi şikayetlere yol açar bu kitleler, hastalarda nasıl belirti verir? Kitlelerin yerine göre şikayeti değişir. Boyunda ön kısımda olan kitleler genelde insanın eline gelir veya zayıf kişilerde dışarıdan bakmakla bile görülebilir. Tiroid bezindeki kitleler daha çok boğazın alt kısmında, bu Adem elması dediğimiz gırtlak kıkırdağının hemen altında ortaya çıkar. Yine tiroglossal kist dediğimiz çocuklarda veya genç erişkinlerde gördüğümüz kitleler gırtlağın hemen üstünde bir yuvarlak top gibi hareket eden bir kitle olarak ortaya çıkar. Tükürük bezi kitleleri çene altında ve kulak önünde tükürük bezlerimiz var. Ona ait kitleler yine dışarıdan görülebilir, ele gelebilir. Yani kitleler ufakken belki 1 santimetreye 2 santimetreye kadar çok bulgu vermeyebilir ama daha büyük kitleler mutlaka insanın bir şekilde eline gelir veya insanlar erkekler tıraş olurken fark edebiliyorlar veya birileri uyarıyor. Biraz daha büyük olduğu zaman özellikle nefes borusu çevresindeki kitleler ve yemek borusu çevresindeki kitleler yutma ve solunum zorluklarına yol açabilir. Yutkunurken takılma hissi yapabilirler. Bu hislerle bize gelinebiliyor genelde. Şimdi de hocam bazı bölgelerden bahsettiniz ve ele gelebileceğinden bahsettiniz. Peki elle hissedilmeyen, anlaşılmayan kitleler nasıl kendini belli eder? Onlar ne gibi şikayetlere yol açar? Dışarıdan görülemiyorsa bir kitle içeri doğru büyüyor olabilir. Yani çene kemiğinin alt tarafında yutak bölgesindeki kitleler daha çok içeriye doğru büyüme eğilimindedir. Bunlar da yutma bozukluğu yapabilirler veya içeriye doğru da büyüdükten sonra içerideki damarlardan dolayı kanamalar yapabilirler. Nefes alma zorluğu yapabilirler. Genelde bu tür şikayetleri yol açarlar. Yani bir yerde büyümeye başladığı zaman mutlaka bulgu verir kitle. Peki bu kitlelerde yaş ve cinsiyet faktörü ne derece etkilidir? Aslında çocuklarda da boyun kitlelerini konuşacağız dedik ama yaş da bir faktör müdür boyun kitlelerinde? Yaş önemli bir faktör. Boyun kitlelerinde çocukluk yaş döneminde gördüğümüz boyun kitlelerinin yaklaşık %80'i iyi huylu hastalıklarla alakalıdır. Ya doğumsal hastalıklardır, ya lenf bezeleridir, herhangi bir enfeksiyona bağlı büyümüştür. Erişkinde durum değişiyor. Erişkinde ise yaklaşık %80'i kötü huylu hastalıklara bağlı oluyor bu şişliklerin.
Kalan kısmı iyi huylu hastalıklara bağlı oluyor. %80 kötü huylu hastalık dedim, %80 de başka yerden oraya gelmiş oluyor. Mesela boyundaki lenf bezelerine dilden, dudaktan, yanaktan, tükürük bezlerinden sıçramış kanserler olabilir. O bölgelerin iyi huylu hastalıkları olabilir. İyi huyluyla kötü huylu ayrımı aslında direkt gözle bakarak ya da elle dokunarak olmaz. Biyopsi dediğimiz işlem olur? Ondan da birazdan bahsederim ama genel anlamda erişkinde kötü huylu kitleler daha ağırlıklıyken çocuklarda daha çok iyi huylu kitleler ağırlıklıdır. Erkek kadın olarak çok büyük farklar yok ama her kitlenin sebebine göre erkek kadın oranları ufak ufak değişmekle birlikte her kitle erkekte de kadında da görülebiliyor. Özellikle sigaraya bağlı, bizim bölgenin kanserleri sigaraya bağlı olduğu için erkekler daha çok sigara içtiği için sigaraya bağlı kanserler erkeklerde daha çok görülüyor. Ama günümüzde kadınların sigara içimi de erkeklere maalesef yaklaştığı için gırtlak kanseri, dil kanseri, damak kanseri, dudak kanseri gibi kanserler maalesef erkekler kadar görülmeye başladı artık. Peki izleyenlerimiz kendilerini nasıl muayene etmeliler? Evet, belki gözle görülmeyen bir kitle var ama en azından dokunarak onu nasıl anlayabilirler? Hangi bölgelere dikkat almaları gerekiyor? Çene kemiğinin altından başlayarak şu gırtlak hizasına kadar, yani köprücük kemiğimize kadar olan kısım boynumuzdur. Boynumuza ara sıra dokunabilirler. Elinde şişlik olduğu zaman, yumrular geldiği zaman mutlaka bize başvurmalılar ama o bölgede damarlar var. Kaslar var, mutlaka düzensizlikler eline gelecektir zaten, onları hissederler ama bizim için önemli olan kitle, yumru ve iki tarafın eşit olmaması, sağ tarafta olup sol tarafta olmayan bir şey olduğu zaman önemli olabilir, o zaman görmemiz lazım mutlaka. Yani çeneye kadar, burada da kulak önünde yanağa kadar diyeyim, bu bölgede olur boyun kitleleri. Daha arka kısmı ense de pek bizimle alakalı boyun kitleleri olmaz. Sadece en iyi huylu olan lipom dediğimiz yağ kitleleri olabilir. Çünkü o bölgede lenf bezeleri pek yok. Evet. Peki izleyenlerimiz ya da hastalar kendilerini muayene ettiler ve ellerine bir beze, bir yumru geldi. Hemen doktora başvurmalılar mı? Biraz da erken teşhisin öneminden bahsedelim istiyorum. Erken teşhiste ne derece bu hastalığın önüne geçebiliyoruz? Aslında başvurmalılar. Erken teşhis her zaman önemli. Erken teşhis hastalığın evresine göre bizim tedavilerimiz değişiyor. Mesela kanserlerde erken dönemde 4 evreye ayırıyoruz. Erken dönemde cerrahiye yönelirken geç evrede ve etrafa yayıldıysa, iç organlara yayıldıysa bazen tedavi veremediğimiz, ameliyat edemediğimiz hastalar olabiliyor. O yüzden ne kadar erken görürsek o kadar iyi olur. İyi huylu olduğunu düşünseler bile gelmeleri gerekir. Çünkü günümüzde doktora ulaşım zor değil. Evet. Mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmaları gerekir. Boyunda şişlik ortaya çıktığı zaman. Bu şişliğin süresi önemli. 7 gün, 7 ay ve 7 hafta sınırlarımız var. Mesela 7 güne kadar çıkan kitleler genelde enfeksiyondan olur. Bademcik iltihabından dolayı boyunda lenf bezeleri çıkabilir. 7 haftaya kadar olanlar kötü huylu hastalık olabileceği gibi gene kronik enfeksiyonlar olabilir. Mesela tüberküloz verem hastalığı bizim boyunda da görülebiliyor. Genelde akciğer hastalığıdır ama boyundaki lenf bezelerinde de görülebilir. 7 haftaya kadar şişlik yapabilir. Daha uzun, mesela 7 ay ve üzerinde olduğu zaman kitlelerin ortaya çıkış süreci biz daha çok iyi huylu da düşünürüz. Ama bunların istisnası her zaman olabilir. Mesela çok yavaş ilerleyen kötü huylu bir hastalık yine olabilir. Bunların erken tanısı ve tedavisi için mutlaka boyunda şişlik ele geldiği zaman mutlaka ya da dışarıdan görüldüğü zaman mutlaka muayene edilmesi gerekir. Hiçbir zaman nasıl olsa bu geçicidir diye düşünmemek gerekir. Evet. Peki artık bir uzmana başvurulduktan sonra biraz da tedavi sürecine geçelim istiyorum. Tanı nasıl konuluyor? Hastalar size başvurdu bir kitle belirtisiyle. Bundan sonraki süreç nasıl işliyor? Tanıda öncelikle muayene. Muayenede kitlenin görünümü, dışarıdan görünümü, elle dokunduğumuzda sertliği, hareket edip etmemesi, ağrı olup olmaması, düzgün kenarlı veya düzensiz kenarlı olup olmaması, yerleşim yeri, yerleşim yerine göre tükürük bezinden midir, lenf bezinden midir, yoksa başka boyundaki yapılardan mıdır, onları tahmin edebiliriz. Ayrıca bir kulak burun boğaz muayenesi, yani sadece boyunda kitle olduğu zaman sadece boyuna bakıp bırakmıyoruz. Mutlaka ağız içi, dil altı, ağız tabanı, damak, yanak iç kısımları, yutak, kamerayla gırtlak, kamerayla geniz, burnun arka kısmı, burun içini yine kamerayla inceleme, kulak içini mikroskopla inceleme. Çünkü erişkinlerde boyundaki kitlelerin büyük kısmı buralardan yayılıyor oraya. Mutlaka oraların muayenesini tepeden aşağıya kadar, gırtlağa kadar bütün kulak, burun, boğaz muayenesini yapmak gerekiyor. Bu muayeneyi yaptıktan sonra
bize yardımcı tanı yöntemleri var. Hı hı. Ultrason en güvenilir, en zararsız tanı yöntemimiz mesela. Genelde ultrason bizim işimize çok yarıyor boyunda. Ultrasonla gördükten sonra, ultrason tabii yumuşak dokuları gösteriyor. Kemikle alakalı durumlarda direkt tomografiye geçiyoruz. Ultrason yeteri kadar yardımcı olmazsa tomografi, MR ve kötü huylu hastalıklarda PET-BT denilen PET tomografisi, sintigrafi gibi tanı yöntemlerimiz var. Bunlardan gelecek sonuçları bizim kendi muayene bulgularımızla birleştirip hangi organdan kaynaklandığını ve hangi ön tanılar olduğunu çıkarttıktan sonra, kafamızda şekillendirdikten sonra da biyopsi, hı hı, kısmına geliyoruz. Biyopsi dediğimiz o kitleden parça alıp mikroskop altında patoloji uzmanının incelemesidir. Bizim için en değerli tanı yöntemi budur. Çünkü direkt olarak kitlenin adını koymuş, hı hı, oluruz. İyi ya da kötü huylu olduğu biyopsiyle mi ortaya çıkıyor? Kesin olarak biyopsiyle ortaya çıkar. Biyopsinin de çeşitleri var. İğne, hı, biyopsisi mesela en zararsız, en kolay yapılan, hı, biyopsi ama tanı değeri de %95 civarlarındadır. Yani %5'lik bir hata payı, evet, vardır. Boyunda da sık kullandığımız, en sık kullandığımız tanı yöntemidir. İnce iğne aspirasyon, hı, biyopsisi. Bu biyopsi sonuçlandıktan sonra eğer kötü huylu, iyi huylu hastalık ayrımını yaptıysak, organı da tespit ettiysek, hı hı, onun tedavisine geçiyoruz. Hı hı. Evet, peki bundan sonraki tedavi süreci nasıl oluyor? Tabii ki de iyi ve kötü huylu kitlelerde tedavide farklı şekilleniyordur ama bunun da bilgisini alalım sizlerden. İyi huylu ve kötü huyluların tedavisi tabii ki çok farklı. Özellikle iyi huylu kitlelerin tedavisi cerrahidir. Yani iyi huylu kitleler eğer enfeksiyona bağlı büyümüş bir lenf bezesi ise onun tedavisi, antibiyotik tedavisi veya enfeksiyonun tedavisi, mesela tüberküloz tedavisi, tüleremi tedavisi, bunun gibi sarkoidoz hastalığı var mesela. O hastalıkların tedavisini yaptığımız zaman boyundaki lenf bezlerinde de gerileme oluyor. Onların tedavisinde ameliyatın yeri yok ama diğer tiroglossal ductus kisti dediğimiz boyunun kısmında olan kistler, branchial cleft kismi dediğimiz kenarlarda olan doğumsal kistler, dermoid kist, teratom, işte vasküler yani damarlardan kaynaklanmış kitleler, bunların hepsinin tedavisini mutlaka cerrahi olarak yapıyoruz. Hı hı. Onu tamamen çıkartıyoruz kitleyi, evet, oradan. Ancak kötü huylu hastalıkların tedavisi biraz daha karmaşık, evresine, hı hı, göre değişiyor. Erken evrelerde kulak burun boğaz bölgesinde, boyun bölgesindeki kitlelerin, kötü huylu kitlelerin büyük oranı squamous hücreli karsinom dediğimiz hücre tipinde. Hı hı. Bu hücre tipinde de en değerli tanı, en değerli tedavi yöntemi cerrahi, yani ameliyatla, hı hı, çıkartmak. Eğer evresi uygun ise, hastanın genel durumu uygun ise, yaşı uygun ise mutlaka o bölgeyi çıkarmamız gerekiyor. Hı hı. Çıkarttıktan sonra da oluşacak sorunlara göre önceden önlem almamız gerekiyor. Mesela çene kemiğindeki bir kitleyi çıkarttığımızda o bölgeye onarım yapmamız gerekiyor. Plastik cerrahiyle beraber oraya başka bölgeden doku nakli yapıyoruz. Boyundaki kitleleri çıkarttığımız zaman beraberinde boyun diseksiyonu dediğimiz boyun lenf bezelerinin temizleme ameliyatı yapıyoruz. Ama iyi huylu kitlelerde ve lenf bezelerinde tedavi farklı, kötü huylularda biraz daha farklı. Hı hı. Kötü huylularda bizim işimiz bittikten sonra radyoterapi, kemoterapi süreçleri olabiliyor. Hastalığın yaygınlığına göre, evresine göre, başka organlarına yayılıp yayılmamasına göre, hı hı, ışın tedavisi ya da kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisini almak üzere ilgili bölümlere yönlendiriyoruz. Hı hı. Evet, peki cerrahi müdahaleye de biraz daha değinelim, parantez açalım istiyorum. Zorlu bir operasyon mudur? Özellikle bu kötü huylu tümörlerde. Maalesef bizim bölge çok önemli yapıları, hı hı, ihtiva ettiği için boyun bölgesinde büyük damarlar var, büyük sinirler var. Hı hı. Bütün vücuda giden kan oradan, bütün sinirler oradan geçiyor. İşitme, konuşma, nefes alma fonksiyonları hepsi ağızda, burunda, kulakta bitiyor. Dolayısıyla bizim bölgemiz hem çok önemli yapılara ihtiva ediyor hem de çok küçük alanlar aslında. Hı hı. Hacim olarak da, evet, küçük alanlar. Ameliyat ettiğimiz zaman, kanserli dokuyu çıkarttığımız zaman etrafında iyi dokuyla beraber çıkartmak zorunda, hı hı, kalıyoruz. Miks oranını engellemesi için. Dolayısıyla fonksiyon kayıpları ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Mesela dil kanserinde dilin bir kısmını aldığımız zaman biraz konuşma bozulabiliyor. Hı hı. İleri dönemde tabii bunları rehabilite edebiliyoruz. Gırtlak kanserinde yarısını alabiliyoruz, bir kısmını ya da hepsini alabiliyoruz. Hepsini alırsak konuşma artık ağızdan olmuyor. İleride ses protezi takarak konuşma sağlayabiliyoruz. Nefes alma boyundaki bir delikten oluyor. Direkt akciğerine nefes alıyor. Burunla alakalı hastalıklarda yine burnun bir kısmını aldığımızda veya içini boşalttığımızda, bütün sinüslerin içini boşalttığımızda
Artık orası tek bir boşluk oluyor. Hı-hı. Nefesi çok etkilemiyor. Sesi tabii ki biraz etkiliyor. Dama aldığımız zaman gene yeme içme fonksiyonları, ses bozuklukları, konuşma bozuklukları olabiliyor. Ama sadece boyunda işimiz olduğunda, sadece Hı-hı. boyun hastalıkları olduğunda, bu hastalık başka bir yerden gelmediyse oraya, sadece boyundaki kitleleri çıkarttığımızda sonuçlarımız çok güzel. Hem estetik anlamda ileride izi pek belli olmayacak Hı-hı. şekilde, estetik şekilde müdahaleler yapabiliyoruz. Hem de çıkarttığımız dokulardan dolayı hastalar ömür boyu bir sıkıntı yaşamıyorlar. Fonksiyon kaybı olmuyor. Hı. O yüzden sadece izole olarak boyun kitlesi olduğu zaman sonuçlarımız biraz daha iyi. Kanser cerrahisinde biraz daha değişiyor. Evet. Şimdi hocam aslında cerrahi deyince, ameliyat deyince tabii ki de ister istemez insanın kafasında soru işaretleri oluşuyor. İster istemez bir çekinme durumu söz konusu oluyor. Peki iyi huylu tümörlerde hasta ameliyat olmak istemezse hayatına bu şekilde devam edebilir mi? O iyi huylu tümör kontrol altında tutularak hasta yaşamına bu şekilde devam edebilir mi? İyi huylu tümörün cinsine göre değişiyor. Tek tek söyleyeyim ben onları. Mesela trigonal doktus kistinden bahsetmiştim. Çocukluk yaş döneminde de olabilir, erişkinde de ortaya çıkabilir. Aslında doğumsal bir kitledir. Bu kitlelerin 40 yaşından sonra kötü huyluya dönüşme riski vardır. Trigonal doktus kisti gördüğümüz zaman mutlaka onu çıkartmamız lazım. Yoksa ileride kötü huylu hastalığa dönüşebilir. Ama branchial cleft kisti dediğimiz, bu da bir kist. Yine boyunda görülüyor. Ama bu kötü huyluya dönüşmez hiçbir zaman. Hı hı. Olduğu yerde durabilir. Tek sorunu olduğu yerde büyümesidir. İçi sıvı dolu, ara sıra sıvı azalır, çoğalır veya ara sıra içindeki sıvı boşaltılabilir. Bu şekilde hasta bekleyebilir. Eğer ameliyat olamıyorsa, hı hı. O sırada olamayacaksa, ileride olmayı düşünüyorsa onun acelesi yok. Bunda zaten MR'da tanısını koyarız. Gerekirse ince iğne biyopsi yapıldığında hı hı. sıvı gelişinden falan da branchial cleft kisti tanısı koyulabilir. Diğer hastalıklarda tiroidin mesela iyi huylu kitleleri, iyi huylu nodülleri büyüyene kadar beklenebiliyor. İçinden ince iğne aspirasyon yapılıp da iyi huylu geldiyse büyük boyutlara ulaşana, 3-4 santimetreye ulaşana kadar bekleyebiliriz. Onlarda da beklemekte bir sakınca yok. Tükürük bezinin iyi huylu kitleleri de ameliyat gerektirir. Mutlaka ameliyatla çıkartmamız lazım ama hasta beklemek isterse onda da bekleyebilir. Tek sorunu bu kitlelerin, bizim iyi huylu kitlelerimizin tek sorunu büyümeye devam etmeleridir. Kötü huylular kadar hızlı büyümez. Belki birkaç yıl sürer, belki 10 yıl, 15 yıl sürer iyice büyümesi ama yine de zamanla ufak ufak büyümeler gösterir. Hasta istediği zaman ameliyat olabilir ama mutlaka önceden bunun bilgisini alması gerekiyor. Çünkü her iyi huylu kitle iyi huylu olarak kalmayabiliyor. Bazılarının kötü huylu dönüşme riski var. Peki kontrolleri ne kadar sıklıkla sağlanmalı? Nedir süresi? Her kitleye göre yine değişiyor. Tiroid kitlelerinde mesela 3 aylık, 6 aylık ultrasonlarla takip ediyoruz. Tükürük bezinde yine aynı şekilde. Boyun kitlelerinde biraz daha uzun, 6 ay, 1 senelik yapabiliriz takiplerimizi. Hepsinin takibi uzun ama mutlaka bir takip sürecimiz oluyor. Takiplerde de ultrason, MR gibi tanı yöntemleri kullanıyoruz. En başta muayene tabii. Evet. Muayenenin peşinde onları kullanıyoruz. Her kitleye göre biz takip sürecini, bundan sonra nasıl gideceğini, kaç ayda bir gelmesi gerektiğini hastaya söylüyoruz, tembihliyoruz. Evet. Peki kötü huylu tümörlere, kötü huylu kitlelere dönecek olursak tekrar cerrahi operasyondan sonra hasta gerekirse dediniz ki radyoterapi, kemoterapi de görebilir diye. Yine bu işlemlerden sonra tümörün tekrarlama ihtimali var mıdır ya da nedir? Maalesef bu kitleler, kötü huylu kitlelerin nüks oranları var. Belli literatürde belirtilen belli nüks oranlarına sahip. Evresine göre değişiyor tabii. Evre 1 tümörün, bir mesela gırtlak tümörünün yüzdelerini vereyim. Ben hepsini tek tek girmeyeyim. Gırtlak tümöründe evre 1'de başarı şansımız %98'lerdeyken evre 4'e gittiğinde %60'lara düşüyor başarı şansları. Nüks riskleri de aynı şekilde. Evre 1 tümörün nüks riskiyle evre 4 tümörün nüks riski aynı değil. Biz ne yapıyoruz bunun için? Hasta ameliyat olduktan sonra patoloji raporları ve ameliyattaki bulgularımız üzerine yapılan tomografi MR sonuçlarına göre bir evreleme yapıyoruz. Evrelemesini belirledikten sonra cerrahi sonrasında radyoterapi, kemoterapi verilmesi gerekiyorsa onların hepsini hasta alıyor. Ondan sonra biz genelde aylık takip yaparız. İlk bir sene boyunca yakın olarak. Ayda bir kez mutlaka görürüz. Hiçbir şikayet olması bile görürüz. İkinci sene, üçüncü sene bu takipleri birazcık aralarını açarız. 2 aylık, 3 aylık yaparız. Yaklaşık 5 yıl boyunca böyle takip ederiz. 5 yıldan sonra da 10 yıla kadar senede bir kez mutlaka takip ederiz hastayı. Evet, şunu da soralım hocam. Bu hastalıktan korunabilir miyiz? Ne
gibi önlemler alabiliriz? Tabii ki de genetik faktöre bir müdahalede bulunamayız ama programımızın başında çevresel faktörlerden, alışkanlıklardan bahsetmiştiniz. Sigara, alkol gibi özellikle. Neler uygulayarak bu hastalıktan korunabiliriz, önleyebiliriz? Tekrar söyleyeceğim, sigara ve alkolü gerçekten ülkemiz için aslında son yıllarda ciddi çalışmalarla azaltılmasına rağmen hala sorun olmaya devam ediyor bizim için. Sigara ve alkol kullanımını mutlaka engellememiz gerekiyor. Onun haricinde mesleksel maruziyetler, iş güvenliği ile alakalı da yine son yıllarda yapılan çalışmalar çok güzel, kanunlarımız çok güzel ama uygulamada sıkıntılarımız var yine. İş güvenliği ile alakalı önlemlerimizi de mutlaka almamız gerekiyor. Özellikle koku, duman, dumana maruz kalan işçilerin ileride kötü huylu hastalıkları yakalanmasını engellememiz için kişisel koruyucu donanımlarını kullanmaları gerekiyor. Mesleksel maruziyetleri azaltmamız gerekiyor. Onun haricinde radyasyon önemli bir etken bizde. Eskiden bu nükleer faaliyetlerden dolayı eskiden tiroid kanserleri mesela ülkemizde artmıştı. Yine şu anda maruz kaldığımız radyasyonun çeşidi değişti, cep telefonları gibi. Bu radyasyonun etkilerini daha bilmiyoruz maalesef. Yani ileride belki bunlarla alakalı bir şeyler görür müyüz, görmez miyiz onları bilmiyoruz. Lenfomalar mesela, bu lenfomalar da direkt olarak mesleksel maruziyetlerden olabilir, radyasyondan olabilir. Bunlar artırıyor. Genetik faktörler de var tabii. Ama mümkün olduğunca kanserojen azalanlardan uzak durmak gerekiyor. Bir neden de besinsel faktörler. İşlenmiş gıdalar kullanılmasıyla kanser ve kötü huylu hastalık gelişme oranları gitgide artıyor maalesef. Evet. Hocam, yetişkinlerde boyun kitleleriyle ilgili benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Ardından da çocuklarda boyun kitlelerine geçelim. Yetişkinlerde hani boyunda kitle olduğu zaman gelin dedik ama mutlaka yeme bozukluğu, içme bozukluğu, su içerken takılma, bu yemek yerken takılma, öksürük, sürekli öksürük hali, ses kısıklığı bizim için çok önemli. Ses kısıklığı olduğu zaman, nefes alma güçlüğü olduğu zaman mutlaka hastaların bize başvurması gerekir. Yutarken takılma olduğu zaman, yutamadıkları, yiyemedikleri veya sürekli kusmaları olduğu zaman beklemesinler. Yani bunlar kendi kendine düzelecek şeyler değil. Yani şişlik haricindeki diğer şikayetlerde de burundan kötü kokular gelmesi, burun kanamaları olması, ağızdan kan gelmesi, bu durumlarda da bize mutlaka başvursunlar. Sadece boyunda bu kitlenin ortaya çıkmasını beklememek lazım. Ağız içinde, burun içinde olduğu zaman, kitleyi yakaladığımız zaman erken evrede tedavi şansımız daha yüksek oluyor. Evet. Son olarak yetişkinlerle ilgili şunu da sormak istiyorum. Saydığınız bu belirtiler aslında birçok hastalıklarla da aynı belirtileri gösterdiği için onlarla da karıştırılabilir aslında. Bu noktada hastalarımız nasıl bunun önüne geçmeli, nasıl ayırt etmeli? Hastalıklara tanı koyulduğu zaman aslında başına gelebilecekleri az çok biz söylüyoruz. Mesela burun kanamasına tabii ki kötü huylu hastalık düşünmeyeceğiz ilk başta. Burun kanamaları sık görülüyor. Özellikle yazın damarların genişlemesiyle sıcakta sık görülüyor. Ama mesela biz muayene ettikten sonra burundaki bir damardan kanadığını, korkulmaması gereken bir şey olduğunu hastaya söylüyoruz. Aynı şekilde diğer hastalıklarda da doktorun verdiği bilgiye değer vermeleri gerekir. O hastalıkta mesela bademcik iltihabı geçiriyor. Bademcik iltihabı sırasında yutma güçlüğü tabii olacak. O sırada bir şeyden korkmaya gerek yok. Bademcik iltihabı sırasında boyundaki lenf bezeleri de şişebilir. Kocaman lenf bezeleri olabilir. O zaman da korkmuyoruz. Biyopsi de almıyoruz. Hatta çoğu zaman ultrason bile yaptırmadığımız oluyor. Enfeksiyona bağlı büyüdüğü için. O yüzden hastalıklarında ortaya çıkabilecek bulguları öğrenmeleri gerekiyor hastalarımızın. Doktorların bunları onlara söylemesi gerekiyor. O durumlarda endişe etmemeleri lazım. Bizim bize gelmelerindeki en önemli etken beklenmeyen durumlar. Yani o hastalıkla uyumsuz olan durumlarda gelmeleri gerekir bize. Evet. Dilerseniz çocuklarda boyun kitlelerine geçelim. Programımızın başında da aslında doğumsal ve genetik nedenlerinden bahsetmiştik boyun kitlelerinin. Peki çocuklarda kitlenin sebepleri, genetik dışındaki sebepleri nelerdir? Çocuklarda kitlenin en önemli sebebi lenf bezleri. Boyunda yüzlerce, her iki boyunda da lenf bezesi var. Bu vücuttaki baş boyun bölgesindeki herhangi bir enfeksiyonda, herhangi bir hastalıkta bu lenf bezelerine bu hastalık geçebiliyor. Lenf bezeleri hastalık
alınca içine şişebiliyorlar. Çocuklardaki aslında lenf bezeleri şişmelerinin çok çok büyük oranda neredeyse tamamına yakını iyi huyludur. Hı hı. Dolayısıyla her çocuk özellikle sık hasta olan çocuklarda, sık burnu akan, sık soğuk algınlığı yaşayan çocuklarda biz ellediğimizde mutlaka birkaç tane lenf bezesi elimize gelir boyunda. Onlarda hiç endişe etmeye gerek yok. Aileler de aynı şekilde dokunduklarında sık hasta olan çocuklarda boyunda lenf bezesi eline gelebilir ve bu lenf bezeleri de 2-3 aya kadar orada kalabilirler. Uzun süre durabilirler. Ama önemli yine korkulacak olan, bir durum değil, hayır, değil mi? 2-3 ay durması. Hayır, korkulacak bir durum yok. Ancak ne zaman biz rahat oluruz? Bir kez ultrason yaptırırız. O ultrasonda da bu lenf bezesinin soğuk algınlığına bağlı veya herhangi bir bakteriyel enfeksiyona bağlı olduğunu biz ortaya çıkarttıktan sonra rahatlarız. Hastaya bilgi veririz. Bundan korkmanıza gerek yok. Hatta birkaç ayda kalabilir. Bizim için önemli olan ortaya çıkmış ve büyümeye devam eden lenf bezeleri. Çocuklarda da aynı şekilde daha önceden gelen ufak ufak lenf bezeleri, hasta olunca şişen sonra inen lenf bezelerinin çok önemi yok. Ama hiç durup dururken, hiç hastalık yokken ortaya çıkmış ve giderek büyüyorsa o lenf bezeleri bizim için önemli. Lenf bezesi yani çocuktaki en sık sebep. Ondan sonra doğumsal kitleler geliyor. Doğumsal kitlelerin bazıları direkt doğum anında ortaya çıkıyor. Damarsal kitleler, hemanjiyomlar mesela doğumda ortaya çıkıyor. Dermoid kist dediğimiz boyunda ya kenarda ya orta hatta yakın kitleler, lenfanjiyomlar. Bunlar hep doğumda ortaya çıkabiliyor. Veya bir süre yaşadıktan sonra bebeklik çağında 1-2 yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Tiroglossal kist gibi, bronkiyal kleft kisti gibi kitleler biraz daha ileri çocukluk yaşlarında 10 yaş 12 yaş civarında veya erişkinliğe doğru ortaya çıkabiliyor. Bunların çıktığı döneme göre tedavisi de değişiyor. Mesela hemanjiyomlara damarsal yumakları, damarsal kitleleri ameliyat etmiyoruz. Genelde onlar büyüdükçe, çocuk büyüdükçe küçülen yapılar. Evet. Ama diğer doğumsal kitlelerin tedavisi genel olarak cerrahidir. Ne zaman tespit edilirse genelde o zaman cerrahiyi yapıyoruz. Ama az önce de hani beklemekle bir şey olur mu dediğimiz o kitlelerde çocuğun büyümesini beklediğimiz durumlar olabiliyor çok ufak kitlelerde. Takip ettiklerimiz olabiliyor. Tiroglossal ductus kistinde mesela okula giden bir çocukta hemen okulun ortasında aceleye getirip yapmayabiliyoruz. Aile de istemeyebiliyor. Tatile denk getirmek istiyorlar. Yani bu tür opsiyonlarımız var tabii ama çocuklarda genel olarak boyunda şişlik olduğu zaman ilk planda lenf bezelerini düşünmek lazım. İlk planda korkmamaları gerekir. Evet. Tanısına da değinelim istiyorum hocam. Yetişkinlerde demiştik ki ultrason ve tabii ardından iyi huylu mu kötü huylu mu belirtmek için biyopsi demiştik. Yine çocuklarda da aynı tanı yöntemleri mi uygulanıyor? Biraz daha yumuşatıyoruz tabii bu biyopsi işini. Çocuklarda biyopsi için çok acele etmiyoruz. Çünkü erişkinlerdeki kitlerin çok büyük oranda kötü huylu olabileceğini söylediğim için onlarda biyopsiye daha çok başvuruyoruz. Ama çocuklarda o kadar çok biyopsi yapmıyoruz. Tanı olarak önce yine ultrason en güzel, en zararsız tanı yöntemimiz ultrason. Tabii önce muayene, muayeneden sonra ultrason. Ultrasondan sonra genellikle biyopsiye çok gerek kalmıyor. Ultrasondan sonra MR. Çocuklarda da tomografiyi çok kullanmıyoruz radyasyon içeriğinden dolayı. Çok gerekmedikçe tomografi kullanımı yok. MR ama radyasyon içermediği için MR'da kullandığımız bir tanı yöntemi. Lenf bezeleri şiştiği zaman hastalığı ayırt etmek için, neden şiştiğini, hangi hastalıktan şiştiğini ayırt etmek için tabii kan tahlili de kullanabiliyoruz. Viral bir hastalıktan mı, EBV dediğimiz bir virüs var mesela, sık boyunda şişlik yapar. Viral hastalıktan mı, bakteriyel hastalıktan mı, tüberküloz gibi, tularemi gibi hastalıklardan dolayı mı şişti bu lenf bezeleri? O yüzden geniş bir kan tahlili de yapıyoruz. Ve bunlarla genelde tanıyı koymuş oluyoruz çocuklarda. Peki tedavisine değinecek olursak yetişkinlerden ayıran özellikler nelerdir tedavi noktasında çocuklara? Tedavide çocukların kitlelerinin çok büyük bölümü ilaçla tedavi edilebiliyor. %80'i iyi huylu demiştiniz. Yanlış 80'i ve daha fazlası hatta. Daha fazlası iyi huylu. Tedavide bu etkenin cinsine göre tedavi değişiyor. Bakteriyel hastalıklarda antibiyotik tedavileri olabiliyor. Viral hastalıklarda hiçbir tedavi vermeyebiliyoruz. Bekleyerek düzelebiliyor. Tüberküloz gibi bakteriyel, özel mikobakteriyel hastalıklarda özel tedavi yöntemleri, özel antibiyotikleri var. Onları veren savaş dispanserleri veriyor. Onun haricinde cerrahiye çok nadir başvururuz çocuklarda. Sadece doğumsal kitlelerde, tükürük bezi kitlelerinde. Bir de lenfoma şüphesi olduğu zaman. Lenfomada iyileşmeyen lenf bezeleri ve giderek büyüyen lenf bezelerinde ultrasonda
bazı özellikler gördüğümüz zaman, lenfoma ön tanımız olduğu zaman o lenf bezesini tamamen çıkartırız. Boyuna bir kesi yapıp lenf bezesini çıkartıp lenfoma tanısı için. O durumlarda cerrahiye yönleniriz. Onun haricinde genelde ilaç tedavisidir çocuklarda. Evet, çocuklarda boyun kitlelerine eklemek istedikleriniz var mı hocam? Benim sormayı unuttum. Ailelere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Ailelere önerim. Üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında bunun görülebileceği, hemen endişe etmemeleri, özellikle ağrılı lenf bezeleri, dokunduğunuz zaman ağrılı olan lenf bezeleri genelde enfeksiyonu gösterir zaten. Onlardan çok korkmaya gerek yok. Ya tabii ki ilk fırsatta müsait olduklarında gelmelerini bekleriz bizi, ama hiçbir zaman görünce korkup endişeye kapılıp acile gidip hemen bir tedavi almaya çalışmasınlar. Bunların çoğunluğunun tedavisi zaten altta yatan hastalığın tedavisiyle birlikte oluyor. Bir sinüzit olduğu zaman, tonsilit, bakteriyel enfeksiyon, bademcik iltihabı olduğu zaman, onların tedavisini aldığı zaman zaten boyundaki lenf bezeleri de küçülebiliyor. O yüzden endişe etmeden normal şartlar altında bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmaları gerekir ve süreci beklemeleri gerekir. Düzelmedi diye bir hafta sonra acele etmesinler. Bu uzun bir süreç, lenf bezelerinin iyileşme süreci ve küçülme süreci biraz uzun bir süreç. Evet. Peki yetişkinlere son olarak neler söylersiniz hocam? Programımızı kapatacağız ardından. Yetişkinlere boyundaki kitleleri ciddiye almalarını öneririm. Çünkü bir öyle bir sorunumuz var. Yani o doktora ulaşmada bir sıkıntı olmamasına rağmen bazen aylarca, yıllarca bekleyerek bize gelen hastalar olabiliyor. Biraz ciddiye almaları gerekiyor. Çünkü yetişkinlerde boyun kitlesi gerçekten ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Hem yerinden dolayı hem ameliyattan sonra çekeceği sıkıntılardan dolayı kitle ne kadar büyüdükçe bizim o kadar büyük alan çıkartmamız gerekiyor. O kadar büyük soruna yol açıyor. O kadar ek tedavi gerekiyor. Radyoterapi, kemoterapi gibi takip gerekiyor ve nüks riskleri çok artıyor. O yüzden en ufak bir şişlikte dahi bize başvurmalarını öneriyoruz ve kanserojen tüm gıdalardan, maruziyetlerden, alkol ve sigaraya da özellikle bir vurgu yapalım. Alışkanlıklardan, özellikle alkol ve sigaradan mutlaka uzak durmalarını öneriyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.